Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi Trabzon merkezdeyiz. Karadeniz'in incisi bölgemizde. Propos'un profesyonel hizmetlerini konuşmadan önce çok kısa bir şahsınızı tanıtalım ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize. Şükrü Çanga ben. Trabzon doğumluyum. Aslen Kırıkkale'yim ama Trabzon'da doğup büyüdüm. 16 yıldır mesleğimizle uğraşıyoruz. Yazılım, evet. Otomasyon, barkod sistemleriyle alakalı. Evet. Peki bir okul hayatınız var. Daha sonra bu sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Aslen Turizm ve Otelcilik mezunu. 2002 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Trabzon'da otel şartları bugünkü gibi değildi. Evet. Bayağı bir iş aramasından sonra bilgisayarcı bir abimin yani daha fazla boşta kalma, gel benimle beraber evet. Bana da yardımcı olursun demesiyle sektöre giriş yaptık. Güzel. Bugünlere geldik. Peki kendinizi sürekli yenileyerek, güncelleyerek artık günümüzün çağına uyarladığınız çalışmalarınızı anladığım kadarıyla. Evet. Peki şimdi işletmeniz tek tıkla kontrol altında dediğiniz bir sloganınız var. Propos neler yapıyor? Propos ana amiral gemisi otomasyon. Bu market otomasyonu, restoran otomasyonu, piyasada gördüğünüz araçta satış sistemleri, evet. Toptancıların kullandığı ve ön muhasebe programları. Buna ilaveten de ek işte web sitesi, grafik tasarım, kurumsal kimlik çalışmaları, özel yazılım projeleri ile de müşteriye ilave hizmetlerle devam ediyoruz. Yazılım, barkod, güvenlik sistemleri. Evet. Temel başlıklarımız ama ilaveten yaptığınız işler de var. Şimdi profesyonel para kendi otomasyon sistemleri demişsiniz. Sektör olarak yoğunluk kimlere hitap ediyorsunuz? Sektör olarak aslında şöyle, paranın döndüğü her yerde biz varız. Yeter ki bir ticaret olsun, alışveriş olsun. Burada bu olduktan sonra bizim bu işletmeye girememe gibi bir şansımız yok. Evet. Ama ağırlıklı olarak ön muhasebe diyebiliriz ve bunun yanında işte market ve restoran otomasyonu ağırlık olarak gidiyor. Peki ben bir konuk olarak size ulaştım. Bu sistemin çalıştığım alana kurulmasını istiyorum. Bu yol haritasını bir anlatalım mı? İlk başlangıç ve bitiş aşamasına kadar. İlk müşteri bize ulaştığında veya biz müşteriye ulaştığımızda önce bir keşif yapılıyor. Yani müşteri burada nelere ihtiyacı var? Zaten ücretsiz yapıyorsunuz. Aynen, bunu ücretsiz yapıyoruz. Nerelerde neler, hangi cihazlar kullanılmalı? Bunun analizini yapıyoruz. Evet. Bu analizden sonra fiyatlandırma aşamasına geçiliyor. Burada müşteriyle anlaşabilirsek kablolama. Sözleşme mi yapıyorsunuz? Tabii önce? Sözleşmeyle beraber giriş olarak kablolamayla başlıyoruz. Evet. Daha sonrasında cihaz kurulumları, montajları yapılıyor. En sonunda da gerekli personellerin eğitimleriyle devam ediyoruz. Evet. Bu eğitim demişken orayı çok kısa bir genişletelim. Şimdi gittiniz, sistemi kurdunuz ama konuk tabi bilmiyor sistemi. Bu aşama nasıl ilerliyor? Sistemde şu şekilde bazı firmalar bu eğitim aşamasını saatlik belirliyorlar. İşte 6 saat, 8 saat, 16 saat. Biz burada bir saat sınırlaması yapmıyoruz. Yani müşterinin bunu tam anlamıyla kullanmasını sağlıyoruz. Evet. Aslında hem müşteri açısından iyi oluyor bu bizim için, hem kendi açımızdan iyi oluyor. Çünkü bu müşteri bu işi ne kadar iyi kullanabilirse, ne kadar verim alabilirse sağındaki solundaki müşterilere de bizi öneriyor, tavsiye ediyor ve biz bunu satışa çeviriyoruz. Evet, sistemin hızlılığı da önemli değil mi? Tabii. Kalitesi önemli. O karşı tarafa dönüşler de önemli. Tabii, kullanılabilirliği. Evet. Şimdi bir market otomasyonunda mesela seçeceğiniz şeyler, cihazlar çok önemli. Hani çok da ucuza kaçmamak lazım. Evet. Çünkü bir market otomasyonunda bugün yazar kasa durduğu anda sistem durur. Artık evet. Eskisi gibi hani hesap makinesiyle satışlar bitti. Kimse fiyatları aklında tutamıyor. Hemen telefona sarılıp işte ya durduk. Hemen bize müdahale. Burada da biz devreye giriyoruz. Yani en kısa zamanda sistemi tekrar çalışır hale getiriyoruz. Zaten burada müşteriye biz yedek cihaz temini de yapabiliyoruz. Mesela evet. Garantili ürün arızalandı. Garantiye gidecek ama garanti süresince müşteriyi yine yarı yolda bırakmıyoruz. Destek yani cihazlarımızla garantiden ürünü gelene kadar bizim cihazlarımızla devam ediyor. Peki destek hizmetlerinizle birlikte sistemin kişiye faydası ne oluyor? Sistemin kişiye en büyük faydası zaman. Yani
En basiti bir fatura kesen bir müşteri 15-20 kalem mal kesecekse bu 20-25 dakikasını alır. Kağıt kalemle evet. Yapacaksa. Biraz kırtasiye olayını kaldırıyoruz orada. Aynen öyle. Sistemi varsa bu işi maksimum 2 dakika içerisinde de bitirebilir. Evet. Aynı zamanda işte ay sonu geldi, işte bir hesap kitap yapacak, bütün bunları defter kalemle tutuyorsa belki bir haftalık bir hesap kitaptan sonra ben bu ay kar ettim veya ben bu ay zarar ettim veya zarar ettiysem niye zarar ettim, bunların analizini belki bir hafta uğraşır yapmak için. Ama bir program kullanıyorsa bunu biz hani tek bir raporla, tek bir tıklamayla yani 2-3 saniyede müşteriye gösterebiliyoruz. Bu şablonu önüne dökebiliyoruz. Aynen, grafik olarak. Program uyarıcı şeyler de veriyor değil mi? Mesela stoklamayla ilgili özellikle. Tabii ki. Mesela müşteri bir sipariş verecek. İşte X ürününü 50 tane yazdı. Program orada bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki sen son 3 ayda bundan zaten 5 tane sattın. Hani 50 tane almana gerek yok. Bunun 50 limitleri ben anladım. Limitleri var. Veya işte satış yaparken diyorsunuz işte programda uyarılar var. Bu stoktan benim elimde minimum 10 tane olması gerekiyor. Bunun altına indiğinde program uyarı veriyor ve bunu siparişe döndürebiliyor. Gayet güzel. Şimdi başarılı çalışmanın arkasında uzman bir kadro gerektiriyor. Evet. Kaç kişilik bir ekibimiz var? Ekiplerde kimler var? Şu an alanında uzman diyebileceğim 5 kişi var. Toplamda. 2 tane de stajyerimiz var. 7 kişiyle aşağı yukarı hizmet veriyoruz. Ağımız nereye kadar uzuyor bu hizmet ağımız? Biz Doğu Karadeniz bölgesine hitap ediyoruz. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt illerine direkt biz kendimiz gerekse bayilerle beraber hizmet verebiliyoruz. Peki Şükrü Bey, şimdi keyifli sohbetin sonunda tüm müşteri portföyünüze bir teşekkür, son sözlerinizi toparlayalım. Müşterilerimize zaten aile gibiyiz. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Evet. Aynı zamanda bu yoğunluğu bize tattıran müşterilerimizin personeli olan yoğunluğundan dolayı personelimin de ailelerine teşekkür ediyorum, eşlerine. Tabii burası bir aile ortamı, herkes aile birbirine ortam. Dayanışma için değil mi? Çünkü dediğimiz gibi bir market, restoran otomasyonu, sistem durduğunda pat diye telefon çalabiliyor. Gece bile gidebiliyoruz. Gece bile gidebiliyoruz. Evet. Burada hani biz bir ekibiz ama bu ekibin arkasında farklı bir ekip daha var. Evet. Ben buradan hepsinin eşlerine de, çocuklarına da teşekkür ediyorum. Bu özveriyle tabii, yükseliyor. Tabii, iş öyle ilerliyor. Çıtanız aynen öyle yukarıda öyle. Tutuyorsunuz ve müşteri portföyünüz de bu sayede genişliyor. Daha iyi noktalara taşımış oluyoruz. Kendi eşime de özellikle. Evet, eşinize de teşekkür edelim. Eşler önemli. Evet. Onlar bizim evlerimizin temel direğidir ve size destek oluyorlar. Kesinlikle. Bu da önemli. Peki ben Propos ailesine başarılar diliyorum. Bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı. İnşallah ilerleyen zamanda yazılım, barkod ve güvenlik sistemleriyle birlikte yeni geliştireceğiniz çalışmalarınızda size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Farklı bir projenizde tekrar buluşmak dileğiyle. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık.